7. dersimiz denklemler. Şimdi denklem nasıl çözülür? Basit yollarla denklem çözümlerine bakalım. Birinci dereceden denklem dediğimiz denklem x'in sadece x ya da y'lerden oluşan denklemler arkadaşlar. Yani x kare yok, x küp yok, x üzeri 4 yok. Dereceleri belirleyen x'in üzerindeki sayılardır. Dolayısıyla 3x artı 4 gibi denklemler ya da eksi 2x artı 1 bölü 2 gibi denklemler ya da x bölü 2 neyse bu tür denklemler birinci dereceden denklem oluyor. Birinci dereceden denklemler ya da y'li olabilir. Bilinmeyen ifade x olabilir, y olabilir, a olabilir, b olabilir fark etmez. Yalnız bırakılarak çözümler yapılması lazım. Belli bir çözüm metodu yoktur. Yani burada soruya göre, sorunun kalıbına göre çözüm metotları uydurmak lazım. İçler dışlar çarpımı yapılabilir, paydalar eşitlenebilir. Yani burada önemli olan sonucu bulmaktır. İşlem önceliği sadece ön planda burada. Çözüm kümesi, denklemin kökü, ifadeye sağlayan değerler gibi mantıklar, yani bu ifadeler aynı sonucu verir bize. Her zaman sonucu istiyordur denklemde. Bunu asla unutmayın. Her zaman denklemde sonuç ister. Mesela bu tür soruda yapmanız gereken her zaman şuradaki x'i yalnız bırakmaya çalışmanız gerekiyor. İşte hocam önce 3'e bölelim. Önce 3'e bölemezsiniz. Yani burada yapmanız gereken şimdi işlem önceliği var vesaire değil. Yani burada yapmanız gereken burayı karşıya göndermeniz. Yalnız bırakmanız lazım arkadaşlar. Tamam. Karşıya göndermeniz lazım. Yani burayı 3x eksi 2 artı 1 burayı 3x eşittir eksi 1. Sonra her tarafı 3'e böldüğünüzde x eşittir eksi 1 bölü 3 olacaktır. Bu böyle. 2'ye bakalım. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Denkleminin çözüm kümesi. Şimdi burada öncelikle parantezleri dağıtmamız lazım. 1 eksi x, 3'ü içeri dağıtıyorum. 3 kere 2 6 eksi 3x eşittir. Eksi 1 olması lazım. Sonra bakıyoruz eksi x, eksi 3x burayı topladığımızda eksi 4x yapar. 1 ile 6'yı topladığımızda 7 yapar. Eşittir eksi 1. Şöyle yapabiliriz. Eksi 4x'i tamamını karşıya gönderip eksi 1'in tamamını karşıya gönderebilirsiniz. Eksi 1 sol tarafa geçerken artı 1 olarak geçer. Eksi 4 karşı tarafa 4x olarak gider. 8 eşittir 4x. Her tarafı 4'e böldüğümüzde x eşittir 2 bu denklemi sağlar. X'e 2 verdiğimizde bu denklem sağlanmış oluyor. Tamam arkadaşlar. Evet, örnek 3 kümesinde denkleminin çözüm kümesi. Denkleminin çözüm kümesi. Evet, alalım cevapları arkadaşlar. Denkleminin çözüm kümesi. Evet. Sonradan jeton düşmüş olabilir. Değil mi? Bence de. Şimdi normalde aslında 3 bölü 2 gibi duruyor. Baktığınızda hani biri karşıya attım. 2x eşittir 4 eksi 1. Buradan 2x eşittir 3. X eşittir 3 bölü 2 olması lazım normalde. Ama doğal sayı değil. Yani dolayısıyla 3 bölü 2 doğal sayı olmadığından dolayı denkleminin çözüm kümesi boş kümedir. Böyle ifade edilebilir. Çözüm kümesi böyle ifade edilebilir. Her türlü çözüm kümesi boş küme. Şimdi normalde
Evet, yani hani baktığımızda normalde bunun çözüm kümesinin olması lazım. Ama doğal sayı dediği için doğal sayıda çözüm kümesi yok. Yani 3 bölü 2 doğal değil. O yüzden boş küme. Evet, 4. Denkleminin çözüm kümesi. Şimdi burada payda eşit diyelim. Burayı 4 ile, burayı 2 ile. Karşı taraf zaten 1. Şimdi payda eşitlediğinizde çözümler daha basit oluyor. 4 kere x 4x. 4 kere 6 24 bölü 8 eksi. 2 kere x 2x. 2 kere 3 6 bölü 8 eşittir 3x eksi 1 bölü 8. Şimdi paydalar eşitlendi mi? Eşitlendi. Şöyle bir şey yapmanız lazım. Eğer paydaların hepsi eşitse silin gitsin arkadaşlar. Burayı silebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu eksi nereye ait? Bu eksi nereye ait olan bir eksi? Öğrenci zannediyor ki bu eksi 2'nin tapulu malı 2'ye ait. 2 de diyor ki haklı olarak kardeşim biz bir bütünüz diyor. Benim tapulu malım değil diyor. Biz sonuçta grup olarak buradayız diyor. O zaman bu eksi hepimize ait diyor. O yüzden 6'yı da işin içine dahil ediyor. Yanacaksak beraber yanalım diyor. Yani tek başına olmaz bu iş diyor. İşte 2 burada haklı. Dolayısıyla eksiyi 2'nin önüne değil de tamamına vermeniz lazım. Yani burada parantez açıp direkt böyle yazabilirsiniz. Eşittir 3x eksi 1. Eksiyi sonra dağıtıyoruz. 4x eksi 24 eksi 2x eksi 6 eşittir 3x eksi 1. Şimdi 4x'ten 2x çıktı. Bakın 4x'ten 2x çıktığı zaman 2x kalıyor. Bak burada 2x kaldı. Eksi 24. Şimdi buraları iyi böyle hızlı bir şekilde çözmeniz lazım. Eksi 6 topladığınızda eksi 30 geliyor. Eşittir 3x eksi 1. Bunu buraya attığınızda yani şunu buraya bunu buraya dediğimiz 2x'i bu tarafa atıyorsunuz. Eksi 1'i bu tarafa atıyorsunuz. 3x'ten 2x çıktı. X kaldı. Eksi 30 artı 1'den eksi 29 bizim cevabımız olur. Payda eşitliyoruz. Payda eşitledikten sonra eksimiz varsa doğru dağıtıyoruz. Eşitlediğimiz için paydaları siliyoruz. Bitiyor. Örnek 5. Denkleminin çözüm kümesi. Denkleminin çözüm kümesi sonsuz demiş. Şimdi parantez var. Önce parantezi yapacağım. Yani ben öncelikle 3'ü dağıtmam lazım. Şimdi x artı 3x eksi 3. Böyle bir parantezimiz var. Aha önce burayı yapacaksınız. 4x eksi parantezimiz var. 4x eksi 3 eşittir 3. Şimdi burada eksiyi dağıtıyorum. 4x eksi 4x eksi eksi artı artı 3 eşittir 3. Şimdi 4x'ler gitti. İfadede ne kaldı arkadaşlar? 3 eşittir 3. 3'ler de birbirini götürebilir. Son durumda 3'ler birbirini götürürse 0 eşittir 0 gibi bir ifade kaldı. 0 eşittir 0, 3 eşittir 3 gibi bir ifade kalıyorsa bu tür denklemlerin çözüm kümeleri sonsuz küme, sonsuz çözüm, sonsuz tane çözüm kümesi var. Neden? Bak şimdi mantığını iyi anlayın arkadaşlar. Eğer ifadelerde x'ler giderse, x'ler birbirini yok ederse, geriye bir şey kalmazsa eğer, x'ler birbirini yok etti. Geriye de bir şey kalmadı.
Ama geriye kalan ifadeler bu tür böyle tam sayılar. 3 yerine diyelim ki sol tarafta 2 olsaydı. 2 eşittir 3 olsaydı bu tür denklemlerin çözüm kümeleri boş küme olurdu. Çünkü 2 3'e eşit değil. Bak, 2 3'e eşit oluyor gibi bir çözüm kümesi olsaydı boş küme olurdu. Ama 2 değil ne var? 3 eşittir 3 var. 3 eşittir 3, 3 3'e eşit, doğru yani, hani sonuçta çıkarsan da 0 eşittir 0 olur. Eşitlik olduğu için sonsuz küme oluyor. Yani sen burada x'e ne verirsen ver, bu denklem hepsini sağlar anlamına geliyor. X'e istediğinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka çözümü çıkacaktır. 6. X'in a ve b türünden eşiti. X'in a ve b türünden eşiti. Şimdi bakalım. Bak. Burayı şöyle yapabiliriz. Burayı yalnız kalsın. Burayı yalnız bırakalım. B'yi at karşıya. Şöyle oldu. 1 bölü x eşittir. 1 bölü a eksi 1 bölü b. Şimdi burada payda eşitlemece yapalım. Yani bu arkadaşı b ile, bu arkadaşı a ile genişletirsem ne olur? 1 bölü x eşittir b eksi a bölü ab çarpan olur. Burada ne yapacağız? Karşılıklı ters çevireceğiz. Ters çevirebilir miyiz? Tabii çeviririz. Ters çevirdiğinizde x bölü 1, yani x eşittir ab bölü b eksi a, x'in a ve b türünden eşiti. AB bölü B eksi A. Evet, 7. X nedir? X nedir? Mesela direkt içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Soruyu çözümü kolaylaştırmak adına direkt içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Ne olacak içler dışlardan? 0,2 çarpı 0,2 eşittir 2 çarpı x bölü 2 eksi 0,2. Şimdi 0,2 ile 0,2'nin çarpımı, çarpalım. 0,2 dediğim olay nedir? 2 bölü 10. O zaman öyle yazıyorum. 2 bölü 10 çarpı 2 bölü 10 eşittir. 2'yi hem buna hem de buna çarpacağım. Buna çarptığımda şimdi 2 çarpı x bölü 2'den x'e eşit. Dolayısıyla x eksi 2 çarpı 0,2, 2 çarpı 0,2 eşittir 0,4. 0,4 oluyor. Şimdi 0,4 de nedir? 4 bölü 10. Şimdi burayı sol taraf nedir? Eşittir 4 bölü 100. 4 bölü 100 eşittir x eksi 4 bölü 10. İşte bunu 4 bölü 10 yapmayayım da şuraya bir tane 0 atıyorum. 40 bölü 100 olarak yazmak istiyorum. Çünkü ben bunu karşıya göndereceğim. Karşıya gönderdiğim zaman sol taraftaki ile paydaları eşit olacak şekilde göndermek istiyorum. Yani bir daha payda eşitlemek istemiyorum. X eşittir buradan 4 bölü 100 artı 40 bölü 100'den 44 bölü 100 yapar. 44 bölü 100. 11 bölü 25 ya da şıklarda 0,44 varsa bu da olur. 0,44 ya da 11 bölü 25 doğru şıklardır. İkisi de olur. Hangisi varsa artık. Evet. Mehmet hoş geldin. 8.
X nedir? Bunu şöyle yazabiliriz. 0,1 nedir? 1 bölü 10. Eksi 0,1x yani x bölü 10. Sonuçta 0,1x dediğimiz x bölü 10'dur. Eksi x eksi 3 bölü 10 eşittir 2 bölü 10. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsanız bak ne olur? 2x eksi 2 kere 3 6, 6 bölü 10 eşittir. Onlar bu ikisini götürür. Ne kaldı? 1 eksi x kaldı. X'i bu tarafa atarsam 3x olur. Eşittir 1 artı 6 bölü 10. Yani bu da 3x eşittir 16. 16 bölü 10. Buna eşit. Buradan da şöyle olur. Yani her tarafı 3'e bölmek lazım. Şimdi 3x eşittir 16 bölü 10 sa şuradan devam edelim. 3x eşittir 16 bölü 10. Sadeleştirdim. Burayı 8 bölü 5 olarak yazdım. 8 bölü 5 oldu. İsterseniz içler dışlar çarpımı burada 1 var. Çarpın. 3 kere 5 15. 15x eşittir 8. Her tarafı 15'e böldünüz. X eşittir 8 bölü 15 vesaire vesaire. Evet, şimdi sen de haklısın. Doğru. Bakalım bir de öyle çözelim. Öyle başka bir şey çıkıyor mu? Bir de ona bakmak lazım. O zaman ne olur? Bir bakayım. O zamanki ruh halimi hatırlamıyorum. Bakayım ben bunu hangi şartlarda yazmışım. 1x bölü 100 desem. Şimdi burayı 10 ile genişletsem. 10 eksi 1x desem. Yani örnek veriyorum. Şimdi burası 100. X eksi 3 bölü 10. Bakayım yani bu mantığını çok kavrayamadım ama bir şöyle düşünmem lazım. Bakalım hangi mantıkla yapmışız biz bunu düşünmek lazım. Şimdi bu yukarısı 10 eksi 1x bölü 10 olur. Sanki biraz uzun oluyor öyle ya. Çok şey çıkıyor. Ama onlar birbirini götürür. Aslında eksi x bölü 10 gelir. Biraz detaya iniyor burası. Eşittir 2x eksi 6 bölü 10. Bu 10'u gönderirsem eksi x eşittir 20x eksi 6'dan yok. 21x o da olabilir aslında. 21x 6 x oradan 1 bölü 7 gibi bir şey çıkıyor. 3 bölü 7 gibi ya da 2 bölü 7 gibi bir şey çıkıyor. Doğru. O biraz uzuyor. Bence öyle düşünmeyelim. Yani da çarpım olarak düşünüyormuş gibi yapalım. Hangi ruh haliyle yazdım hatırlamıyorum. Olabilir yani demek istediğini anladım. Haklısın. 0,1 çarpı x olarak görelim biz bunu. Ama aslında şimdi bu normalde sen şimdi deyince şöyle baktığımız zaman doğru. Aslında orada bir şey var yani hani çarpım değil orası. Değiştirelim soruyu. Söylemediz. 8 bölü 10 çıkıyor normalde evet burada. Şu anki mantığa göre çıkıyor. Ama şunu iki basamaklı bir sayı gibi düşünsek öyle yapalım. Bir de öyle çözelim. İki basamaklı sayı olsa burası. Yani 0, 1, x iki basamaklı sayıymış gibi, virgüllü sayıymış gibi yapsak ne çıkar? O zaman bunu detayı hani basite indirmek için nasıl bir işlem yaparız? Mesela burası iki basamaklı bir sayı olsa basite indirmek için nasıl bir işlem yapabiliriz arkadaşlar? Daha böyle basite döndürmek için bir basit çözüm üretelim.
Yoksa diğer türlü uzar, çok uzar. Mesela böyle bir soru çıksa karşınıza daha basit nasıl düşünebilirsiniz? Umarım çıkmaz da. Evet. Bunu içler dışlar haricinde başka bir şey yapsak. 100 ile çarparım dedin. Evet, kazandın. Arkadaşlar, aşağıyı ve yukarıyı 100 ile çarparım. Böyle yaptığınızda soru çok çok basite düşüyor. Emin olun. Aşağıyı ve yukarıyı 100 ile çarptığınızda 100 ile 1'i çarparsanız yani 1 bölü 10 10 yapıyor. Bakın yukarısı 10 yapıyor. Eksi. Direkt bunlar beni götürdü. 1x yapar. Burası direkt 1x. İki basamaklı sayı yapıyor. Aşağısı 100x. Eksi. 30 yapıyor. Bak. Sonra 2 bölü 10 yapıyor. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz buradan itibaren. Bunu da şöyle yapalım. İçler dışlar çarpımı yapalım ama yapmadan önce şurada işlemimizi yapalım. Şimdi 10 eksi 1x neye eşit? Bunu da şöyle yazalım. 10 eksi 1x dediğimiz ne arkadaşlar? 10 artı x. Yani basamak kavramı dünkü olay. Birler onlar basamağı. Sonra bu ifade ne? 10 eksi 10 eksi x. Yani ifadenin sonucu nereye varıyor? Eksi x'e varıyor. Yani o zaman yukarıyı eksi x bölü aşağıyı 100x eksi 30 olarak 2 bölü 10 olarak yazarsanız buradan sonrası çok daha basite iniyor. İçler dışlar çarpımı ne geldi? Eksi 10x eşittir 200x eksi 60. 10x'i buraya, 60'ı buraya. 210x eşittir 60. Buna geldi. Buradan x eşittir 60 bölü 210. Sadeleştirdiğinizde 2 bölü 7. Ama bu sefer şöyle bir sıkıntı var. X 2 bölü 7 olamaz. Nasıl olsun? Yok. Aa. Olmaz ki x 2 bölü 7. Nasıl olacak? Yani o iki basamaklı bir sayıysa siz x'i tam sayı vermek zorundasınız. 2 bölü 7 veremezsiniz ki. Evet. Az önceki çözüm iyiymiş yani aslında. Çünkü burada 1x yani 0,1 2 bölü 7 gibi bir yani anca 2'yi 7'ye bölerseniz belki şeyli bulabilirsiniz. Yani 2'yi 7'ye böldüğünüzde ne gelir? 0,33 mü? Yani o zaman şöyle olur. Yani 0,3 böyle bir şey yani. Hani 0,33 0,33 mü? 2'yi 7'ye böldüğünüzde 2, 14, 6 bu böyle 2,026 gibi. Doğru. 1,26'ya doğru dönüyor. 2 bölü 7 aslında olabilir ya. Şeye dönüyor. Devirli sayıya dönüyor. Devirli sayıya dönüyor aslında. Yani oluyor yani. Olmuyor diye bir şey söyleyemeyiz. Aslında devirli sayıya dönüyor. Çünkü 2'yi 7'ye böldüğünüzde ne gelecek? 7'ye böldüğünüzde 2 geliyor. 60, 60'ı 7'ye böldüğünüzde 7 kere 8, 56. 47'ye bölüyorsunuz. 35, ondan sonra 50, 49. Evet devir şey düzgün gitmiyor. Düzgün gitmiyor. Doğru. Doğal sayı deseydi burada bir çarpım ifadesi olurdu. Evet doğru. Bu büyük ihtimal burada bir çarpma var ya. Az önceki çözüme geri dönelim. Kafa karışmasın. Büyük ihtimal burada bir çarpma var. Çünkü diğer türlü şey çıkmıyor. Evet bence de 8 bölü 15. Hiç kafa karışıklığına gerek yok. Kesinlikle katılıyorum. Daha geriye nasıl döneceğiz bakalım. Bayağı işlem var. Evet. Doğru. Çünkü o diğer türlü yani ya onu tam sayı olarak bulmak lazım. X'i 3, 4, 5 gibi bir tam sayı bulmak lazım. Hayda. Bu şimdi geriye dönmüyor.
Şöyle sileyim, tekrar yapalım. Yok. Tamam, silelim. Soruyu tekrar çözelim ama buradakini çarpım olarak görelim arkadaşlar. Yani bu ifade çarpma ifadesi olsun. Ya bunu şöyle yapalım. 0,1 çarpı x olarak görmek lazım. Tamam. Şimdi bunu böyle görürseniz o zaman soruyu çözmek için yukarıyı 10'la aşağıyı 10'la genişletebilirsiniz. Çözümler bu sefer yine çok daha basite dönecek. Şimdi 10'la genişletirseniz yukarısı 0,1 ile 10'u çarparsanız 1 yapar. 1 eksi. Bununla bunu çarparsanız x yapıyor. 1 eksi x yapıyor. Aşağısı 10x eksi 3 yapıyor. Eşittir 2 bölü 10 yapıyor. Bak işte bu tür soruların çözümlerinin basit yollarından birisi. 10'la genişletmek. Aşağıyı ve yukarıyı 10'la genişlettiğinizde çözümler çok basite dönüyor. Şimdi ne oldu? 20x eksi 6 eşittir 10 eksi 10x. Bunu bu tarafa attığınızda 30x eşittir 16. X eşittir 16 bölü 30. Sadeleştirdiğinizde 8 bölü 15 olsun. Bu burada kalsın. Geçiyorum. Şimdi sonsuz çözüm ya da boş küme mantığı var arkadaşlar. Denklemlerde ÖSYM buralarla ilgili çok fazla soru sormuyor. Sorarsa yukarıdaki basit denklemlerden soracak ama bazen ne olur ne olmaz diye öğrettiğimiz kısımlar burası. Sadece tek kökü var. Çözüm kümesi bir elemanlıysa bildiğimiz çözüm arkadaşlar. Yani normalde çözüyorsunuz. X'i bulabiliyorsanız tek elemanlı çözüm kümesinin olduğu çözümler. İşte A'nın sıfırdan farklı olması yani X'in yanında mutlaka bir eleman olması şeklinde düşünüyoruz. A, C'den farklı olacak vesaire vesaire. Hocam işte ne demek istediğini anlamadım. Önemli değil. Denklemin sonucunu bulabiliyorsan tek çözümü vardır zaten. Bulalım. 3x eksi 9 artı 2x artı 6 eşittir 7. 3x, 2x, 5x eksi 3 eşittir 7. 5x eşittir 10. X eşittir 2. Çözümü var. Demek ki varmış. Bak, sonsuz çözüm değilmiş. Çözüm olmasaydı sonsuz olurdu. Çözüm kümesi sonsuz elemanlı. Şimdi sonsuz elemanlıysa ne verirseniz verin sağlar. Bak şimdi böyle bir düşünebilirsiniz yani. Böyle bir çözüm mantığını ulaştırabilirsiniz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bak yukarıyı unutun. Verilenleri unutun. Ne diyor? Her x gerçel sayısı için bu sağlanıyorsa, her x gerçel sayısı için sağlanıyorsa sonsuz çözüm vardır. Sonsuz çözümü varsa kardeşim o zaman diyorum ki x eşittir madem sıfır olsun. Yani bunu her şey için sağlayabiliyorsak x'e sıfır verdiğimde de bunu sağlayabilirim. O zaman 6 eşittir 2 artı m'den m'yi buradan 4 buldum. Bak basit mantık düşünüyoruz. Anladınız mı? M'yi buradan 4 buldum. X'e 0 veriyorum. 0 verdiğim zaman m buradan otomatik çıkıyor. Yukarıya hiçbir şey bilmiyorum. Ama mantığını şöyle öğrenin. Sonsuz çözümü ya da sonsuz kökü varsa arkadaşlar sol taraftaki ifadenin o ne güzel. Sol taraftaki ifadenin sağ taraftaki ifadeye komple eşit olması lazım. Tamam arkadaşlar. Sol taraftaki ifadenin sağ taraftaki ifadeye bakın 2x artı 1'e 2x artı 1 gibi. 3'e 3 gibi. Tamam arkadaşlar. 3'e 3 gibi. 0'a 0 gibi. Eksi 4'e eksi 4 gibi arkadaşlar. Tamam. Tamam. Bu şekilde olabilir. Eksi 3 ve eksi 1 olmaz mıydı? Yani burayı mı diyorsunuz? Olur, fark etmez. Yani istediğinizi verebilirsiniz arkadaşlar. X'e 0 da verebilirsiniz. Başka şeyler de verebilirsiniz vesaire vesaire. İstediğinizi verebilirsiniz. Sıkıntı yok ama mantığını anlayın. Eğer sonsuz çözüm varsa o zaman X'e istediğiniz değeri verirseniz verin. Fark etmez. Her türlü yine 4 bulacaksınız. Başka bir şey bulamazsınız. Sonsuz çözümün mantığı budur. İstediğinizi verebilirsiniz. Ben 0 verdim. X'leri yok ettim. Sol taraf sağ tarafa eşit. Bakın bunlar komple eşit sonsuz çözüm. Yükleyeceğim derse. Dersi yüklüyorum arkadaşlar. Yani ders bittikten sonra özellikle hemen akşamına YouTube'a yüklemeye çalışıyorum. Çözüm kümesi boş küme ise arkadaşlar sol taraftaki ifade sağ taraftaki ifadeye eşit.
Olmayacak. Ama neresi eşit olmayacak? Yani şimdi sen 3x artı 4 eşittir 2x artı 1 dersen bu denkleminin çözüm kümesi var. ÇK'sı olur. Ama şöyle yaparsan ÇK olmaz. Bak şimdi sana ÇK'nın nerede olmayacağını göstereyim. 3x artı 4, 3x artı 1. Kardeşim karar ver. 3x artı 4 mü? 3x artı 1 mi? Çünkü 3x'ler birini götürecek. 3x'ler birini götürdüğü zaman ne kalıyor? 4 eşittir 1 gibi saçma bir olay kalıyor. 4 eşittir 4 olsa sonsuz çözüm olur. Ama 4 eşittir 1 olmaz ki. 4 1'e nasıl eşit olsun? Yani bu tür sorularda sol taraftaki ifadeleri, sağ taraftaki ifadeye x'leri eşit, kalanları farklı olmak zorunda. Anlatabilir mi bilmiyorum. Anladık mı anlamadık mı? Şimdi bak. Şimdi buraya bakalım soruya. Çözüm kümesi boş küme ise. Bak burası nereye eşit? A buraya eşit. Görüyor musun? X'ler eşit olacak ki birbirini götürsün. Geriye 5 eşittir. Böyle bir şey olsun. Yani X'ler gidiyor. Arkadaşlar anlayın. O zaman buradan M eksi 3 eşittir 4'e eşit olacak. M buradan otomatik 7 olacak. M'ye 7 veriyoruz. Bu bir. Ama şu arkadaş da bu arkadaşa eşit olmayacak. Eşit olursa ne olur? Sonsuz çözüm olur. Eşit olmazsa ne olur? Boş küme olur. Mantığı anlayın arkadaşlar. İnce fark aynı. Yani sadece tek detay burası. Eşit olursa sonsuz çözüm. Farklı olursa boş küme. O yüzden 5 eşit değildir. N eksi 3'e. 3'ü de attım bu tarafa. 8 eşit değildir N'e. N'ye 8 veremezsiniz. M'ye 7 verebilirsiniz. Dolayısıyla ikisinin toplamı 15 olamaz. Çünkü öbür elemana 8 veremiyorum ki. Tamam birine 7 verebiliyorum ama öbürüne 8'i veremiyorum. Veremediğim için 15 olamıyor. Gibi. Çözüm kümesi boş küme. Yani ÇK'lar farklı. Ama buradaki o zaman bu tür sorularda dağıtın ondan sonra karar verin. 6 eksi 12x 2 artı 6 ax eksi 1. Bak sana çözüm kümesini anlatayım. Burası aha buraya eşit olacak. Çünkü bunlar x'ler ünlü eşit olmak zorunda. O zaman eksi 12x eşittir 6 ax'ten a'yı buradan eksi 2 buluyor. Bitti. Gerisi bitti. Zaten bu kadar. Tamam. Bu kadar. Bunlar birbirine eşit oluyor. Şunlar eşit oluyor. Kalanlar zaten farklı. Sol taraf 6. Sağ taraf 2 eksi 1'den 1. 6 1'e eşit olmayacağına göre çözüm kümesi boş küme. Anladınız. Peki. İki bilinmeyenli denklemler arkadaşlar. X ve Y'lerin olduğu çözüm kümeleri. Bunları çözerken biz genelde yok etme metodu ya da yerine koyma metodu kullanıyoruz. En çok kullandığımız yok etmedir. Yok ediyorsunuz. Yani birini yok ediyorsunuz. Sonra getirip öbürünün yerine yazıyorsunuz vesaire vesaire. Yok ederseniz sonuç çıkıyor. Hocam nasıl yok edeceğiz? Karar ver. X'i mi yok etmek istiyorsun? Y'yi mi yok etmek istiyorsun? Hangisini yok etmek istiyorsun? Bir tane kurban seçeceksin. Genelde önünde eksi olanı yok ediyoruz. İşte bu arkadaşı 2 ile genişletiyorum. Bak 2x artı y 3. 2 ile genişlettiğim için hepsini 2 ile genişletiyorum. Eksi 2x 2 kere 2 4 artı 4y. 2 kere 11 22. Alt alta topladığım zaman bu arkadaş yok oluyor. Y 4y 5y eşittir 25. Y'yi buradan 5 buldum. Getirip Y'yi gördüğüm yere 5 yazarsam 2x artı 5 eşittir 3. 5'e at karşıya eksi 2. 2x eşittir eksi 2'den x eşittir eksi 1. Şimdi x ile y'nin toplamını soruyoruz. Eksi 1 artı 5'ten cevap 4. Bak basit. Gerçekten basit. Yani denklemler konusu aslında öyle zor bir konu değil.
İşte burada birkaç farklı tür var. Özellikle sonsuz çözümler öğrencileri biraz yoruyor. Çünkü bildikleri bir konu değil aslında. Sonsuz çözümler pek bilinmiyor. Kaynaklar da çok fazla üzerinde durmuyor aslında bunların. ÖSYM de çok sormuyor ama belli de olmuyor. Yani şimdi ben öğretmezsem vicdanen rahatsız olurum. Sınavda çıkar sonra öğrenci der ki hoca bize öğretmedi. O zaman olmaz. Ben öğretirim. ÖSYM sorar sormaz. Ona bir şey diyemem. Ama bunu sorabilir. Yani iki bilinmeyenli denklemleri öğrenmek zorundasınız. Bunun kaçarı yok. Evet, X ile Y'nin toplamı. Örnek 14. Buyurun. Sizdeyiz. Örnek 14. X ile Y'nin toplamı. Evet. Bu arada ders programınızı Ekim ayı, yani Ekim ayında başlayacak arkadaşlar. Hepiniz Ekim ayı grubundasınız. Ders programınızı Instagram'dan paylaştım arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Hangi ay hangi konu işlenecek? Türkçe, matematik, geometri hepsi var. Son paylaşıma bakın, görebilirsiniz oradan. Şimdi burada 4 ile 3. Şimdi burada birini yok edeceğiz. Hangisini yok edelim? Şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu arkadaşla bu arkadaşı yok edelim. Olabilir. Yok edebiliriz. Nasıl yok edelim? 3 ile 4'ü genişletelim. Yani burayı 4 ile genişletelim. 4 kere 3 12 çünkü. Burayı da 3 ile genişletelim. 3 kere 4 12 çünkü. 4 kere 2 8. 8 bölü x eksi 4 kere 3 12. 12 bölü y 20. Aşağıya indik. 3 bölü x artı 12 bölü y eksi 9. Hepsini genişletiyoruz arkadaşlar. Tamam. Yani genişletme. Bak bunlar gitti. 8x 3x 11x. 11 bölü x eşittir 11. O zaman x eşittir 1. X'e getirip 1 yazarsanız yerine herhangi bir denklemde buraya 1 yazdığınızda 2 bölü 1 2 eksi 3 bölü y eşittir 5'ten 2'yi bu tarafa at. Eksi 3 bölü y eşittir 3'ten y'yi de buradan eksi 1. X'i de buradan 1 buldum. X ile y'nin toplamı ne olur? 0'dır. Birini yok edeceğiz arkadaşlar, tamam. Hangisini yok etmek istediğinize siz karar verin. Ama birini yok ederken tabii işlemleri doğru yapmak lazım. Evet, şimdi buralarda da sonsuz çözümler var. Biraz analitik geometriyi andırıyor buralar. Analitik konusu çünkü aslında. Geometrinin konusuna giriyor burası ama. Buralarda da sonsuz çözümler var. Bilmenizde yarar var arkadaşlar. Şimdi AX, BY, C1, A2, BY, C2 şeklinde sonsuz çözümler varsa A1 A2 B1 B2 C1 C2 sonsuz çözüm denkleminin sonsuz çözümü. Şimdi sonsuz çözüm dediğimiz şey aslında şu. Bir tane doğru var. Analitik düzlemde doğru var. Diğer denklemde o doğrunun tam üzerinde gidiyor. Çakışık aslında yani. Sonsuz çözümümüz dediğimiz denklem bu. Sonsuz çözüm. Çakışık doğrular. Paralel olanlar yani çözüm kümesinin boş küme olanları da şöyle hiçbir yerde kesişmiyorlar. Yani birisi böyle giderken öbür eleman da böyle gidiyor. Bunlar sonsuza kadar paralel düzlemde gittikleri için asla kesişmezler. İki tane doğrunun çözüm kümesinin olabilmesi için biraz geometri öğrenin arkadaşlar.
Şimdi analitik geometriye bakarsanız işte burada x düzlemi, y düzlemi var. Analitik düzlemde doğrunun biri böyle giderken bu doğrudur. Diğer doğru da mesela diyelim ki böyle geldiği zaman şurada kesiştikleri yer denklemin çözüm kümesi oluyor. Çözüm kümesi dediğimiz olay budur. Tamam. Yani genelde doğrular bir yerde çakışır. İki yerde çakışmazlar. Ama aynı doğrulardan bahsediyorsanız doğrular üst üste gelir. Bazı analitik düzlemlerde de doğrular çakışmıyor, sonsuza kadar gidiyor. Mesela bu böyle gitti, öbürü de böyle gitti. Çözüm yok yani. Hani bunu böyle uzatsanız da bunu böyle uzatsanız bir yerde kesişmiyorlar. Kesişmedikleri için çözümleri yok. Yani doğrular kesiştikleri zaman çözüm kümeleri üretiyor. İşte burada onu söylüyor aslında. Biraz buraya değiniyoruz. Yani bu çakışık oluyor, bu paralel oluyor aslında buralar. Paralel doğrular şuralara çakışık. Bu arkadaş da paralel. Yani biraz YKS konusu aslında burası. Bilmenizde yarar var arkadaşlar. Tamam mı? Sonsuz çözüm mantığı buradan geliyor. Şimdi o yüzden zaten bir tane örnek yaptım bıraktım. Üzerinde fazla durmuyorum. Çünkü denkleminin sonsuz çözümü varsa sonsuz çözümler şöyle. X'lerin yanındaki ifadeler, X'in yanındaki ifade, Y'nin yanındaki ifade, 3 ile şuradaki ifade. Y'leri yalnız bırakıyorsunuz. Kalan sabit sayılar bunlar oranlandığında birbirine eşit olmak zorunda. Yani 2 tane a eksi 1 bölü 8 eşittir 6 bölü 3 tane b eksi 1 eşittir eksi 2 bölü 4 olması lazım. İşte bunu düşünürsen x ve y'yi yani a'yı ve b'yi ayrı ayrı bulmamız lazım. O zaman ayrı ayrı denklemi oluşturalım. 2'yi dağıtıyorum içeri. 2 tane a eksi 1 bölü 8 eksi 2 burası bu arada. 2 tane a eksi 2 eşittir. Eksi 2 bölü 4. Eksi 2 bölü 4 olarak yapabilirim. Buradan içler dışlar sadeleştirin ve fark etmez. 4 kere 2 8. 8 tane a eksi 8. 2 kere 8 16 eksi 16 8'i at karşıya 8 tane a eşittir eksi 8'den a'yı buradan eksi 1 buluyorum. Öbürünü de buradan oluşturmam lazım. Yani burayı da 6 bölü 3'ü dağıtıyorum bu sefer içeri. 3b eksi 3 eşittir. Bu sefer eksiyi aşağı vermek istiyorum. Verebilir miyim? Verebilirsiniz arkadaşlar. Yani eksiyi ister 2'ye verin ister 4'e verin. Yani duruma göre verebilirsiniz. Yani bunda bir sıkıntı yok. İstediğinize verebiliyorsunuz. Şimdi ben b'leri bir de eksiyle çarpmak istemediğim için öyle yaptım. Şimdi eksi 24 eşittir. 2 kere 3 6. 6 tane b. Eksi 6. At bunu karşıya. Eksi 18. 6 tane b'den. B'yi buradan eksi 3 buldum. A'yı buradan eksi 1 buldum. A ile b'nin toplamı eksi 4. Biraz uzun. Yani hani zor bir kısım burası. Çok gerek yok. Yani DGS'de ya da KPSS'de böyle sorulara çok muhatap olacağınızı zannetmiyorum. YKS'ye girecekseniz buralar önemli olur. Evet, 3 bilinmeli denklemler arkadaşlar. Çözüm kümesini bulabilmek için belli bir çözüm metodumuz maalesef ki yok. Yani bunu uydurmak zorundasınız. Katsayıları genişletebilirsiniz, yok edebilirsiniz vesaire vesaire arkadaşlar. Uydurarak bunu ancak yapabilirsiniz. X'i istiyor bizden. Yerine koyarak da olur. Bak ne diyor? Z buna eşitmiş diyor. O zaman getir bunu burada yaz. Z gördüğüm yere bunu yaz. X artı 4y artı 2 tane x eksi 2'ye z gördüğüm yere bunu yazdım. Eşittir 36 x artı 4y artı 2x eksi 4y eşittir 36. Buradan 4y'ler birbirini götürür. Şunlar gitti. X 2x 3x eşittir 36. X eşittir 12. Bitti. Zaten sadece x'i bulabiliyorsunuz. Başka bir şey bulamıyorsunuz. Yok ettiniz. Gitti.
Evet, örnek 17. X, Y, Z ifadesinin toplamı. X artı Y artı Z ifadesi. Bunu oluşturabilir miyiz? Bunu oluşturabilir miyiz? Alt alta toplasak olmaz. Alt alta toplasak olmaz. Eksiyle çarpsak olmaz. Olmuyor. Aşağıya eksiyle çarpsak olur. Olur değil mi? Aşağıyı bir yere eksiyle çarpsak olur. Burayı eksi 2 ile çarpıyorum. Yani buna benzeri ya da bunun türevleri olan bir şeyi oluşturmam lazım. Yukarıya karışmadım. 4x eksi 2y artı 6z 20 eksi 2x artı 4y eksi 4z eşittir eksi 24. Alt alta topladığım zaman bak ne oldu? 4x'ten 2x çıktı. 2x artı 2y artı 2z eşittir eksi 4. Değil mi? Her tarafı iki parantezin alıyorum. X artı y artı z eşittir. Eksi 4 2'ye böldüm. X artı y artı z eşittir. Eksik. Zaten arkadaşlar bak şimdi matriste determinant çok eski bir konu. Eskiden çok YKS'de çıkıyordu. Yani YKS demeyelim ÖSS'de çıkardı. Matriste determinant çok eski bir konu. Şimdi burada şöyle diyor matriste. Burada bir tane bilinmeyen var. Burada da bir tane bilinmeyen var. Burada da bir tane bilinmeyen var. 3 tane bilinmeyenimiz var. Eğer 3 tane bilinmeyeni çözmek istiyorsanız ayrı ayrı x'i, y'yi, z'yi ayrı ayrı çözebilirim diyorsanız burada 3 tane denklem lazım. Yani siz buraya ekstradan x eksi y artı 3z eşittir mesela 24 olan bir denklem daha koyarsanız 3 tane bilinmeyen ve 3 tane denklem olduğu için x'i, y'yi, z'yi ayrı ayrı bulabilirsiniz anlamına geliyor. Ama 3 tane bilinmeyen var ama 2 tane denklem var. Bak 1, 2, 3 bilinmeyen var ama 2 tane denklem varsa sen x'i, y'yi, z'yi ayrı ayrı bulamazsın. Yani bu matematiğin doğasına aykırı bir olay. Dolayısıyla ben x'i bulayım, sonra y'yi bulayım, sonra z'yi bulayım. Bu iki denklemden bunu hayatta bulamazsın, çıkaramazsın. Senin tek yapman gereken şey bunu oluşturmak. Ya bunu oluşturacaksın, ya iki katını oluşturacaksın, ya üç katını oluşturacaksın ama illa oluşturacaksın. Bunun için bunlardan birini genişleteceksin, toplayacaksın, benzeri bir şey çıkacak illaki ortaya. Hocam hangisini yapacağım? Deneme yanılma arkadaşlar. Bunun herhangi bir çözüm metodu yok. İster bunu yapacaksın sonra olmadı bunu yapacaksın. Bunu 2 ile çarpacağım, bunu 3 ile çarpacağım, bir şeyler yapacağım. Ama zamanla olur. Birden olmaz. Göremezsin yani. Başta görünmez. Baktığında görmeyeceksin ama dene dene bir gün çıkar ortaya. Evet 18. X ile T'nin toplamı. X ile T'nin toplamı. Mesela burayı eksiyle çarpar. Alt alta toplarsanız ne olur? Eksiyle çarptığınız için bunlar ünü götürür. Bu sefer eksiyle burayı eksiyle çarparsam işimi görmez. Bak ne oldu? Yanlış yaptım. Ortayı eksiyle çarparsam ne olur? Onu düşünüyorum. Şimdi ortayı eksiyle çarparsam bura gider. Bura gider. Geriye bir tek x ile t'nin toplamı kaldı. X ile t'nin toplamı 11, 16, 7 çıktı. Direkt 9. Bu kadar. On dokuz. X'in y'ye bölümü. İçler dışlar çarpımı. X artı y eşittir. 8. X eksi y eşittir. 24. Alt alta topladığınız zaman y'ler gider. 2x 32 x eşittir 16. Getirip herhangi bir denklemde yazarsanız
X artı Y madem 8'miş. X'e 16 verdim. 16 artı Y 8'miş. Y'yi buradan eksi 8 buluyorum. O zaman X bölü Y eşittir 16 bölü eksi 8. Cevap eksi 2. Basit. Evet, 20. X, Y, reel. Reel sayılar. Reel numbers. Nedir? Mantığını bulun. Arkadaşlar, karesi kareler. İki tane karenin toplamını sıfır bulamazsınız. Hiçbir şekilde iki tane karenin toplamı sıfır olmaz. Çünkü bunlar pozitif değerlerdir. Tamam. Dolayısıyla bunların toplamının sıfır olabilmesinin tek yolu. Şurası sıfır. Burası sıfır. Başka türlü olmaz. Sıfır. O yüzden diyor ki 2x eksi 3y eksi 7 madem sıfırmış x artı y eksi 1 eşittir sıfırmış. Şimdi bunu çözebilmek için burayı 3 ile genişletirsin. Olur biter. O zaman ne olur? 2x eksi 3y eksi 7 sıfır. 3x artı 3y eksi 3 sıfır. Alt alta topladığımız zaman bunlar beni götürdü. 2x 3x 5x 7 3 10 eşittir 0. Buradan x eşittir 2. Getirip herhangi bir denklemde yerine yazarsanız y'yi de buradan eksi 1 buluyorsunuz. X eşittir 2 için y'yi de buradan eksi 1 bulursun. Getirip yerine yazdığında çıkıyor. Şimdi x eksi y'nin farkını soruyor. 2 eksi eksi 1'den cevap 3. 2 eksi eksi 1'den cevap 3. Kareler hiçbir zaman sıfır olmaz. Toplamlarının sıfır olmasının tek yolu içlerinin sıfır olması. Başka türlü karelerin toplamı sıfır olmaz. Evet, 21. X nedir? Şimdi arkadaşlar bak basit düşünelim. 1 ile kaçı toplarsan 4 yapar? 1 ile kaçı toplarsan 4 yapar? 1 ile 3'ü toplarsan 4 yapar. Doğru mu? 1 ile 3'ü toplarsanız 4 yapar. Şimdi o zaman mantık olarak buranın ne olması lazım? 3 olması lazım. 12'yi 4'e bölerseniz 3 yapar. O zaman burası 4 olması lazım. Bak. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Ha? Matematiğe dair şu an hiçbir şey bilmiyorum. Sadece mantık üretiyorum. 12'yi 4'e böldüm. 3. 3 ile 1'i topladım. 4. Demek ki buranın 4 olması lazım. O zaman 2 artı x eksi 1 bölü 3 eşittir 4 olmak zorunda. 2 ile 2'yi toplarsam 4 yapar. O zaman burası 2 olmak zorunda. Demek ki x eksi 1 bölü 3 2 olmak zorunda. X eksi 1 3 kere 2'den 6. X buradan 7 olur. Bak basit mantık düşünüyoruz arkadaşlar. 1 ile kaçı toplarsam 4 yapar? 3'ü toplarsam 4 yapar. O zaman buranın tamamı 3 olmak zorunda. 12'yi 4'e bölersem 3 yapar. 2 ile de 2'yi toplarsam 4 yapar. Böyle çözebilir miyiz bütün soruları? Evet, çözebilirsiniz. Evet, son sayfa. Her x, y değeri için bunu sağlıyorsak b nedir? Her x, y değeri için biz bunu sağlayabiliyorsak
B nedir? Şimdi arkadaşlar, madem her x ve y değeri için biz bunu sağlayabiliyoruz. X'e 1 versem, 2 kere 1, 2a. O zaman y'ye eksi 2 verdim. A'lar birini yok etse. O zaman diyorum ki 2a eksi b eksi 3, x'e 1 verdim. Y'ye de 2 verdim. Eksi 2a eksi 2b eşittir 0. Bak ne oldu? A'lar gitti. Sadece B'ler kaldı. Eksi B, eksi 2B, eksi 3B, eksi 3, 0 oldu. 3B'yi at karşıya. 3B, eksi 3, B eşittir, eksi 1. Bak mantığı basit değil mi? Madem her x, y değeri için bunu sağlıyoruz, o zaman bulabilecek şekilde değerler veriyoruz. Oluyor. 23 sanıyorum son 3 soru. Evet. X ile y'nin toplamı 40. X nedir? İçler dışlar yapalım. Mantık görünüyor. 3 tane x artı 3, 2 tane y eksi 2. X'i soruyor. Y'leri yok etmek lazım. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa. 3x eksi 2y eşittir. Eksi 2 eksi 3'ten eksi 5. X ile y'nin toplamı 40. O zaman 2x artı 2y'nin toplamı da 80. O zaman getiriyorum, yazıyorum. 2x artı 2y'nin toplamı da 80. Alt alta topladım. Y'ler birbirini yok etti. Geriye 5x kaldı. Eşittir 75. X eşittir 15. Basit değil mi? Yani uydurmak lazım. Denklem çözmek zevklidir arkadaşlar. Denklem çözdüğünüzde matematiği anladığınızı, matematiği sevmeye başladığınızı anlıyorsunuz. Yani temel kavramlar gibi değil. Denklem çözmek zevklidir. O zaman matematiğin özü çünkü denklem. Seviyorsunuz matematiği. Evet, x nedir? Bak, mantık aynı. 5'i 5'ten 2 çıkarırsam, yani burası 2 olmak zorunda. Bak, burası 2 olacak. 5'ten 2 çıkacak ki 3 olsun. O zaman 3 bölü 1 artı 3 bölü x ifadesi 2 olmak zorunda. İçler dışlar çarpımı yapalım. Madem öyle, bunun da paydasında görünmeyen bir 1 var. İçler dışlar çarpımı. 2 artı 2 kere 3 6. 6 bölü x eşittir 3. Bunu buraya 6 bölü x eşittir 1. Buradan x eşittir 6. Evet, son soru. Her gün 25 tane soru deviriyoruz. Şimdi 1 ile 2'yi toplarsam 3 yapar. Bak buranın tamamı 2 olmak zorunda. Yani şu bütünsel yaklaşıyorum. Bak hep basit mantıklar düşünüyoruz. 1 ile 2'yi toplarsam 3 yapar. O zaman burası, bakın şöyle, şurayı yukarıyı ayrı almam lazım. 4'ü 2'ye bölersem 2 yapar. 4'ü 2'ye bölersem 2 yapar. 1 ile 2'yi topladım, 3 yaptı. O zaman 1 artı 1 artı x bölü 2 bölü 2 eşittir 4 olmak zorunda. O zaman burası 3 olmak zorunda. Madem 4 ise burası 3 olacak. Buranın 3 olabilmesi için o zaman şu arkadaşın da
Şöyle siyah yapalım. Şu arkadaşın da 6 olması lazım. 6'yı 2'ye böldüm. 3, 1 ile 3'ü topladım. 4. O zaman 1 artı x bölü 2, 6. X bölü 2 eşittir 5. X eşittir 10. Tamam. Bak. İşte böyle basit mantıklar düşünürseniz çözümler çok çok basite dönüyor arkadaşlar. Yani denklemler görüntüsü zor olabilir. Halbuki çözümleri gerçekten zevklidir ve basittir. Sadece anlamak lazım. Evet, denklemler konusu bu kadar. Basit eşitsizlikler var yarın.